Merhaba, benim ismim Nahid Amanov. Bugün size nanosmoke nargilelerini tanıtacağım. Bu güzel takımların üreticisi Aleksan İlyin. Kendi mesleği tasarımcılık ve mühendislik. Sankt Petersburg'da üniversiteyi bitirirken diplomasına nanosmoke nargileleri yazıyordu. 2015 yılında artık birkaç değil 2-3 tane nargilesini üretmişti. Şirket 2017 yılında popüler olduğu zamanlarda premium klasik ürünler ürettiği zamanlarda Çinliler tarafından kopyalandılar ve kaliteleri çok kötü hale getirdiler. Ama umutsuzluğa kapılmayıp Sankt Petersburg'da büyük bir plexiglas işleme fabrikası kurmaya devam ettiler. 2019 yılının sonunda şirket büyüdü ama satışları düştü. Sebep neydi? Sebep nargilen üzerinde silikon lülenin olması ve bu profesyonellerin ilgisini çekmemesi ve ancak kullanım kolaylığı olduğu için sadece ev içicileri mi diyelim, yeni başlayanları mı diyeyim, onlar için çok uygundu. 2020 yılının Ocak ayında sonunda nanosmoke çelik üretmeye başladı. Tepsisi ve gövdesi çelikten olan nanosmoke eskiden profesyonel toplulukta hazırlandığı halde bloggerler tarafından, herkes tarafından övülmeye başlamıştı. 2021 yılında artık 8 modelleri mevcuttu ve promodül tahliye kısmı promodül kısmına yerleştirildi. Ve bu normal klasik nargilelerde bunlar promodül kısmı, gövde kısmını. Üflediğiniz zaman, tahliye yaptığınız zaman tepsinin altına gelir. 2022 yılında şirket bir büyük bir üretici oldu. Dünyada artık tanınıyordu. Şirket ev için, seyahat için üretimler yapıyordu. Şimdi ise harika modelini kafeler ve restoranlar için yapıyor. Üreticilerim bu nargileleri bana test için gönderme sebepleri Türkiye pazarına girmek istemeleri. Ben bunları deneyeceğim ve şu an video olarak çekme sebebim Türkiye pazarında büyük distribütörler, büyük mağazalar, nargile mağazaları onları fark edilmesini çok istiyorlar. İlk olarak Ice modelini tanıtıyoruz size. Ice modeli ev içicilerini düşünülerek yapılmış. İçsel borusu ile ağızlı kısmı paslanmaz çelikten yapılmaktadır. Parlak plexiglas şişeye sahiptir ve en çok satılan nargilelerden biridir. Box Pro modeli ise nargilenin basitleştirilmiş bir hali. Ucuz bir fiyata sahiptir ve Rusya'nın her bir mağazasında mevcut. Nano modeli ise en kampank modellerden biridir. Kamp ve doğa yürüyüşlerinde yanınıza alabileceğiniz en rahat nargilelerden biri. Bir de en hafif ağızlığa sahiptir. İlin modeli ise uzaktan kumandalı ışıklı olan ve uzaktan kumandalı olmayan bir ev modelidir. Hafif bir viraja sahiptir. Rahatla elinize alabilirsiniz. Horika modeli ise kafeler için üretilmiş. Nargilecinin ustalığına bırakılmış bir nargile diye ben diyebilirim. Çünkü ben böyle nargileleri çok severim. İçine rahatlıkla istenilen smoothie'dir, meyveler dizmek, yoğurtlar, ne isterseniz yapabilirsiniz. Hatta kendisinin özel ışığı da var. İstediğin renklere değişiyor. En sevdiğim hali ise bunun rahatça elle bu şekilde el kısmı giriyor. Ve tüm takımlarda olduğu gibi bunda da gövde kısmında yuvarlak bir plastik var. Bu çok hoşuma gitti. Bizim silikon hortumumuza su girmemesi için yapılmış bir plastik. Başarılı buldum. Hadi nargile yapmaya geçelim. İçim olarak çok rahat. Tahliyesini zaten gördünüz. Benim hoşuma gitti. Alıp deneyebilirsiniz. Bana güvenenler mutlaka deneyecektir.